Dumlupınar Ortaokulu 7A sınıf öğrencisi Burak Aydın, dikey sistemde topraksız tarım projesini hayata geçirdi. Sistemle birlikte topraksız çilek yetiştiren Minik Aydın, Çorum'da Türkiye'de bir ilki başardı. Dumlupınar Ortaokulu Bilim Şenliği dün okul bahçesinde gerçekleştirildi. Yıl boyunca okul öğrencileri emek verdiği projelerde kurulan standlarda katılımcıların beğenisine sunuldu. Dumlupınar Ortaokulu 7A sınıf öğrencisi Burak Aydın, teknoloji ve tasarım öğretmeni Mehmet Keskin'in de katkılarıyla bir proje geliştirdi. Projesinde topraksız çilek yetiştirmeyi hedefleyen Minik Burak hedefine ulaştı. Yetiştirdiği çileği ve geliştirdiği projesiyle katılımcılardan tam not alan Aydın, projesiyle ilgili detayları da paylaştı. Geliştirdikleri sistemle tamamen otomatik sulama ve gübreleme yaptıklarını dile getiren Minik Burak, "Topraksız tarımla çilek yetiştirdik. Projemizde su motoru var. Su motoru su azaldıkça belli saatler aralığında yaptığımız damla sulama tekniğiyle üstten alta doğru çilek bitkilerimiz sulanıyor. Gübre azaldıkça kurduğumuz sistem sayesinde gübre gelebiliyor. Bunu da otomatik olarak yapıyor," dedi. Projemiz dikey konumda çilek yetiştirme. Projemizde su motoru vardır. Su motoru suyumuz azaldıkça üstten aşağı hortum sistemiyle verilir ve alttaki gübreleme şeyiyle depoya gönderilir. Gübreler azaldıkça, yani besin azaldıkça oradan çileklere gübre ve besin gelir. TÜBİTAK Dumlupınar Ortaokulu olarak TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında yaptığımız dikey sistemde topraksız tarım projesi. Bunların içinde kaya yünü ekledik bunların içine. Kaya yünüyle çileğin köklenmesini sağladık. Şu anda iki tane aparatta dikey sistemde topraksız tarım yapıyoruz. Hiçbirinde toprak yok. Türkiye'de şu anda bir ilk aslında bu. Buna benzer mevcut sistemler var ama onların tamamında torf ve perlit karışımı kullanılıyor. Bunda biz kaya yünü kullandık. Bu açıdan Türkiye'de bir ilk olma özelliğini karşılıyor. Çileğin ihtiyacı olan besin değerini ise otomatik olarak bu makine sayesinde sağlıyoruz. Çileğin ihtiyacı olan EC2 değeri var. O EC2 değerini bu almış olduğumuz makine otomatik olarak ekliyor. Besin değeri eksildikçe. Ayrıca biz bunun sulamasını da otomatik olarak yapıyoruz. Biz şu anda bitkinin ihtiyacı olan suyu hesapladık ve 2 saatte bir 6 dakika çalışacak şekilde bu makine sulama sağlıyor. Bitkinin ihtiyacı olan suyu veriyor. Bitki kökleri kaya yününün içinde gelişiyor. Kaya yününden başka hiçbir malzeme kullanılmadı. Su devir daim yapıyor. Drenajdan tekrar depoya geliyor ve kaya yününe ulaşıyor. Bu şekilde bitkimizi geliştirdik.